Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından herkese merhaba. Ben Deniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta psikolojinin ilginç sorularından bir tanesini soruyoruz ve gündelik hayatta kullanabileceğimiz pratik bilgilerle bu soruyu cevaplamaya çalışıyorum. Bu haftaki sorumuz herkesi çok ilgilendiren bir soru, bundan eminim. Sorumuz, öfkeyi kontrol etmek mümkün mü? Şimdi herkes zaman zaman öfkeleniyor. Öfkelenmeyen bir insan olması mümkün değil ama öfkeyi nasıl ifade ettiğimiz önemli. Bazen bir hata yapıyoruz. Aslında öfkeyle ilgili sorunlarda gerçekten öfke mi suçlu? Bunu iyi bir analiz etmemiz lazım. Çünkü bizim psikoloji açısından baktığımızda öfke masum bir duygudur. Ve öfkeyi aslında severiz. Bizim için sorun, öfkeli insanın öfkesini ifade etme davranışları. Yani sorun aslında şiddet ve saldırganlık. Öfke masumdur. Ve her insanın ihtiyaç duyduğu bir duygudur. Öfke engellendiğimizde ve haksızlığa uğradığımızda ortaya çıkar ve bizi engelleyen engelin üstesinden gelmemizi sağlar. Ama biz bunu şiddet ve saldırganlık olarak kullanırsak, maça giden taraftar koltuğu söküp sahaya fırlatırsa, araba kullanan sürücü koltuğunun altında beyzbol sopası taşırsa, evde çocuk en ufak bir şey yaptığında patara kütere dalarlarsa çocuğa, işte bunun adına şiddet ve saldırganlık diyoruz. Öfke problemi şiddet ve saldırganlık ortaya çıktığında bizim için problem haline geliyor. Şimdi peki, şöyle bir gözden geçirin kendinizi. Şöyle güzelce bir değerlendirin. Hangi durumlarda çok öfkelenip istemediğiniz davranışlar yapıyorsunuz? Sevdiklerinizi kırmak, üzmek, daha sonra utanacağınız bir takım davranışlarda bulunmak, ya şunu şöyle yapmasaydım, öfke bana burada zarar veriyor dediğiniz bütün davranışları bir gözden geçirin. Bütün o durumları bir gözden geçirin. Şimdi size öfke problemleriyle baş etmenizde çok fayda sağlayacak bir yöntemden bahsedeceğim. Birinci yöntemi şöyle bahsedeyim. Şimdi araçta çok öfkelenenler var, araçta kızanlar var. Bir aile fotoğrafı koyun. Aile fotoğrafını her baktığınızda zihniniz doğru tarafa doğru gelir ve şu soruyu sorarsanız kendinize. Ya şu anda öfkelenmek işime yarayacak mı? Aile, çocuklarınız, eşiniz, bu görüntü genelde bizim kendimizi iyi hissettiğimiz keyifli tarafımıza denk gelir. O yüzden aile fotoğrafları kurtarıcıdır. Bankada çalışıyorsunuz, bankacısınız. Bankalar öfkelenmek için her zaman küçük tatlı sürprizler çıkarır banka çalışanlarına. Orada bir tane aile fotoğrafı olsun. Çok işe yarar. Bakın bunu ekstra bir size öneri olarak veriyorum. Ama şimdi asıl öfke problemleriyle nasıl baş edeceğimize dair yapacağımız çalışmayı küçük tatlı tahtamızı kullanarak size aktaracağım. Siz de hemen bir not kağıdı çıkarın. Şu anda evet. Hemen bir not kağıdı çıkarın. Bir A4 kağıt, bir kalem edinin. Çünkü buradaki adımları beraber yapacağız. Tam öfkeyle baş etmek için tam 4 tane adım var. Birinci adıma hemen tahtama doğru geçip birinci adımı yazıyorum. Birinci. Sevgili dostlar, gayet büyük bir cesaretle ve rahatlıkla kendinize şu soruyu sorun. Beni öfkelendiren durumlar hangileri? Hangi durumlarda öfkeleniyorsunuz? Önce bunun bir farkına varmanız lazım. Şimdi kağıdınızın, şöyle kağıdınızı 4 tane sütuna bölüp, birinci sütunla durum yazıp altına sizi öfkelendiren şeyi yazın. Mesela bu ne olabilir? Küçük yazayım şöyle. Şöyle bir uydurma örnek verdim. Eşimin geç kalması. Bakın şöyle bir şey canlandırın zihninizde. Bu arada sizi öfkelendiren durumu unutmadan benim örneğimi anlatayım önce. İndiniz aşağı. Eşiniz dedi ki, çıkıyor muyuz? Hadi çıkalım. Bir yere yetişmeniz lazım. Bir yere gidiyorsunuz. Hadi çıkalım dediniz. Beraber kapıya doğru giderken siz kapıyı açtınız. Çıktınız. Bir baktınız eşiniz yok. Sonra kapıda başlıyorsunuz beklemeye. Bekliyorsunuz. 3 saniye, 5 saniye. O beklemelerde 5 saniye genelde 20 saniye gibi gelir insana. 30 saniye, 50 saniye derken gelmiyor ve zihniniz bir takım şeyler kurmaya başlıyor. Zihninizden bir takım şeyler geçmeye başlıyor. Neden eşinizin gelmediğiyle ilgili. Ve eşiniz kapıya geldiğinde ya diyorsun neredesin deyip bir aranızda tartışma başlıyor. Ve sonra birkaç saat geçtikten sonra ya ben niye eşimle tartıştım? Niye onu kırdım? Niye üzdüm diye pişman oluyorsunuz. Durum benim örneğimde bu. Şimdi sizler kaleminizi alıp sizi öfkelendiren bir durumu
yazınız. O sırada ben ikinci bölüme geçiyorum. Düşünce. Şimdi bu ikinci aşamada şunu yapacağız. Burada gördüğümüz durum beni öfkelendiren durum. Mesela bu ne olabilir biliyor musunuz? İşe gidiyorsunuz, arabayla birinci kırmızı ışık yandı, durdunuz. Bekle, 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 geçtiniz. İkinci kırmızı ışık yandı, durdunuz. Yavaş yavaş öfkeleniyorsunuz. Üçüncü kırmızı ışık yandı, durdunuz. Sarı ışık yanar yanmaz bir arkadan korneye bir bastı. Allah sizi delirtti işte, çıldırttı. Durum böyle bir şey. Durum basit, bulması basit bir şey. Ama şimdi asıl kritik yere geldik. İşte bu kritik yerde, bu durumda öfkelendiren, beni öfkelendiren düşünceyi yakalamamız lazım. İşte çözüm de zaten burada saklı. Şimdi bu örnekte eşimin evden geç kalması, hani ben kapıya çıktım, beraber çıkıyoruz zannediyorum, o arada geri dönmüş, gelmiyor. Ben onu bekliyorum, bir dakika, bir buçuk dakika bekliyorum sadece ama biraz daha uzun geliyor bana o süre. Hani orada kapıda dururken aklımızdan geçen bir takım düşünceler var ya, işte aslında beni öfkelendiren şey eşimin geç kalması değil, aklımda o sırada geçen düşünceler. İşte bu düşünceleri tespit edeceğiz. Şimdi siz de kağıdınızın birinci sütununa durumu yazdınız, ikinci sütununa düşünceyi yazacaksınız. Ben de buraya bir düşünce uydurayım. Bana değer vermiyor. Düşünsenize, ben kapının önünde beklemişim, şöyle düşünüyorum. Bana değer vermiyor. Bana değer verseydi gelirdi. Niye gelmiyor? Niye beni işte adam yerine koymuyor? Beni boş yere bekletiyor. Beni birazcık düşünüyor olsa şu anda burada olurdu falan gibi düşünceler beynimin, zihnimin içine döndükçe öfkem artıyor ve az sonra yapacağım davranışın da şiddeti artıyor ister istemez. Şimdi sarı ışık yandı, korna çalındı. Kimisi bu kornayı, bakın diğer verdiğim örneğe döndüm şimdi. Trafikteyim, kırmızı ışıkta durdum, ikincisine geçtim, üçü, bütün kırmızı ışıklara yakalanıyorum, lanetlenmiş gibi bütün kırmızı ışıklara yakalanıyorum. O sırada sarı yandığı anda, korna bastığı anda ben o kornayı şöyle düşünüyorum, şöyle duyuyorum. Bana hakaret etti. Arkadaki o kornayı bir hakaret gibi duyarsan öfke davranışı ortaya çıkabilir. İşte oradaki düşünceyi yakalamanız lazım. Hadi siz de sizi sürekli öfkelendiren o durumda aklınızdan geçen düşünceyi yazın. Çocuğunuzu tuttunuz. Servis geldi. Çocuk 7 yaşında. Servise bindirilecek. Evden çıkması lazım. Sonra da siz işe gideceksiniz. Bakın ne kadar yaşanılan bir hikaye bu. Çocuk evden çıkmıyor. Çekiyorsun gelmiyor. Servisçi oradan tak 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 kornaya basıyor. Süre daralıyor. Çocuk çıkmıyor. Servis için ne kadar öfkelendiren bir durum. Çocuğu çekiştirdikçe o da ağlamaya başlıyor. Ayakkabısını bağlarken sorun yaşanıyor. Bu kıyafeti giymeyeceğim diyor. İşte tuvalete bir kez daha gitmem lazım diyor. Su ver diyor. Uzattıkça uzatıyor işi. Senin öfken artıyor. Ama o sırada aklından geçen düşünce şu. Çocuk evden çıkmadığı için ben işe geç kalacağım. Aslında seni öfkelendiren şey, işe geç kalmayla ilgili düşüncen olduğu için çocuğa orada toleransın düşük oluyor. Oysa ki çocuğa sinirlen, çekiyorsun çıkmıyor. Bir dakika durup, koltuğa onu oturtup, karşısına oturup, neden çıkmıyorsun, bir sorun mu var, sıkıntın var, bana anlatır mısın dediğinde, çocuk o yüz ifadeni gördüğünde senin, o onu bağışlayıcı, onun annesinin alışkın olduğu yüz ifadesini sen de gördüğünde rahat rahat çıkacaktır. Zaten çocuğun evden çıkmakla seni öfkelendirmesinin nedeni senin orada, o sıradaki yüz ifade, ona toleransının olmamasıyla ilgili yüz ifadesi. Şimdi düşünceyi yazdık. Eşim geç kaldı, bana değer vermiyor diye düşündüm. Şimdi asıl sorunun çıktığı alana geldik. Bu alan davranış alanı. Şimdi sevgili dostlar, öfke ne zaman bir problemdi? Şiddet ve saldırganlığa döndüğünde. Öfke ne zaman problem oluyordu? Siz pişman olduğunuz ve suçluluk duyacağınız bir davranış yaptığınızda, öfkelendiğinizde. Maç esnasında da öfkelenip de sahaya tribünü fırlatan kişi sonunda bunu kendisini izlediğinde bundan gurur duymaz. Bu çok utanç verici bir şeydir. Ya da trafikte kavga eden biri 3 gün sonra ya trafikte ilk kavga ettim demez. Ben ne yaptım, ne kadar saçma sapan bir şey yaptım. Hiç tanımadığım biriyle trafikte kavga ettim der. O yüzden buradaki davranış genelde sonunda bizim pişman olduğumuz bir şeydir ve iyi analiz edilmesi gerekir. Benim örneğim de şu. Eşim kapıdan çıkmadı, geç kaldı. Bana değer vermiyor diye düşündüm. Ve kapıya gelir gelmez kavga çıkarttım.
ve bağırdım. Neredesin be kadın? Aslında gün nasıl başlamıştı? Biz güzel güzel işte evden çıkacağız, işte arabamıza bineceğiz. Gitmeye çalıştığımız yer böyle güzel bir şey olsun. Hani bir sinemaya gitmek ya da konsere gitmek gibi olsun. Ya bakınız bu ne kadar çok yaşanıyor hayatımızda. Sinemaya ve konsere gidecekken 2 dakika geç kaldı diye bir tartışma yaşıyorsun. Ne o konserden bir şey anlıyorsun ne de o sinemadan bir şey anlıyorsun. Aslında kendi kendine yaptın her şeyi. Yine geldi bir düşünce seni ele geçirdi ve gündelik hayatının kalitesini düşürdü. Zevk almak için, keyif almak için, hayatını keyiflendirmek için yaptığın bir aktivite bir anda zulme döndü. Aslında bunu yapan sensin. Şu durumda, bu duruma insanlar birçok zaman girer. Düşünsenize kırmızı ışıkta duruyorsunuz. Kırmızı ışıktan sarıya döner dönmez öfkelenen kişiyi bir düşünün. O zannediyor ki dünyada sadece sarı ışık yandığında kornayı duyan o. Oysa ki o sırada bile trafikte 10 tane araba var. Trafik İstanbul'da yaşayanlar için özellikle. Trafikte çok öfkeleniyor insanlar. Kimisi kıpkırmızı bir suratla trafikte böyle direksiyonu sıkarken... Kimisi müzik dinleyip gayet keyifli bir zaman geçirebiliyor. O zaman sevgili dostlar unutmayın, sorun durum değil. O durumda aklımızdan geçen düşünceler. Aksi takdirde trafik sıkıştığında herkesin çok öfkeli olması gerekirdi. Hatta Norveç'te de insanlar trafikte kavga ediyor olması gerekirdi. Norveç'teki insanlar öfkelenmiyor mu? Hayır, öfkeleniyor. Sadece düşüncelerini daha iyi idare edebiliyorlar. Davranışı buraya yazdık. Bakın iş nereye geldi. Çok basit. Sadece 2 dakika işimi bekleyecekken bana değer vermiyor düşüncesi üzerinden kavga çıkarıp ona bağırdım ve onun da enerjisini kaçırttım. Şimdi asıl kritik yere geldik. İşin önemli çözüm aşamasına. Buradaki düşünceyi alıyoruz. Ve acaba diyorum, bana değer vermiyor diye düşünmek yerine o sırada nasıl düşünseydim ona kızmazdım. Buraya bir alternatif düşünce. Tatlı minik tahtamız gerçekten bugün tatlı ve minik olduğunu gösteriyor. Biraz az yer kaldı. Ama her zaman onu bir şekilde getirebiliyoruz durumu. Şimdi geldik alternatif düşünceye. Bir durum var beni öfkelendiren. Aslında beni öfkelendiren şeyin bir düşünce olduğunun farkındayız şu anda. Ama bunu şu örnekte fark etmek değil sevgili dostlar. Sizlerin kendi örneğinizde o durumda sizi öfkelendiren, size ait o biricik düşünceyi bulmanız lazım. İşte o düşünce bir zihinsel virüs. Hayatınızdaki bu zihinsel virüsleri bulup da temizlerseniz hayatınız çok daha yaşanır hale gelir ve daha önemlisi ömrünüz uzar. Bu bir türlü baş edemediğim düşünceler, beni öfkelendiren düşünceler, korkutan düşünceler, bir şey yapmama engel olan, beni frenleyen düşüncelerin hepsi birer ömür kısaltıcıdır aynı zamanda. Şimdi burada nasıl düşünebilirdiniz? Siz elinizdeki kağıdı 4'e böldünüz. Durumu, düşünceyi yazdınız, davranışı yazdınız. Şimdi öyle bir şey yazın ki son sütuna. Bu durumda nasıl düşünseydim öfkelenmezdim. Burada benim örneğimde çok basit. Aslında kapıdayken o geç kaldıysa onun geç kalışını düşünmeme gerek yok. Kapıdayım ve bir şey yapabilirim. O geldiği zaman gideriz. Yani sonuçta burada benim örneğimde düşünceyi değiştirmek çok kolay. Bir kişinin evde aniden bir işe çıkabilir ve bu belki benimle alakalı olabilir. Ben bir şeyimi unutmuş olabilirim, o onu getiriyor bile olabilir. Aslında şunu söylediğinizde, ya ben kesin bir şey unuttum, o da onu getirmek için yukarı çıktı tekrar diye düşündüğünüzde öfkelenir misiniz? Hayır. Peki bana değer vermiyor dediğinizde öfkelenir misiniz? Evet. Yani aslında mevzu bu düşünce. O yüzden sizden ricam şu, bugünkü program kapsamında bu çalışmayı yaptığınızda bunu bir yetenek olarak, bir beceri olarak hayatınıza sokun. Düşünce tarzlarınızı, düşünce stillerinizi değiştirebilmeyi öğrenin. Düşüncenizi değiştirebilirseniz bir problemin size zarar vermesine de engel olursunuz. Herhangi bir durumdan, çünkü insanın başına büyük bir dert gelmez. Şuraya şöyle bir kez daha bakıyoruz. Burada durum var, düşünce var, davranış var ve bu düşüncenin neden olduğu bu kötü portreyi değiştirmek için de bir alternatif düşünce üretmemiz gerekiyor. Şimdi biz her zaman tabii ki stüdyoda ben anlatıyorum bunları. Sonuçta psikoloji biliminin bulguları bu konuda çok geniş. Fakat daha önemlisi sokağa çıkmak ve sizlere sormak. Ben şimdi bunları anlatırken hep şunu da düşünüyorum. Peki acaba sizler niye öfkeleniyorsunuz? Bunun için sokağa indik ve sizlere sorduk.
sizi öfkelendiren nedir diye sorduk. İsterseniz şöyle sizi ne öfkelendirir sorusuna ne cevaplar verdiğinize bir bakalım. Planladığım bir şey olmaması. Yani böyle o kadar üstüne düşüyorum, plan yapıyorum ve olmayınca çok sinirlenirim, aşırı. Bir insanın bağırarak konuşması. Gençlerin saygısızlığı öfkelendiriyor, çok saygısızlar. Şahsıma durduk yere hakaret edilirse öfkelenebilirim. Benden habersiz eşyalarımın alınması, arkamdan iş çevrilmesi gibi şeyler. İki yüzlü olan insanlar çok öfkelendiriyor. Abi beni her şey öfkelendirebilir. Yani bir insan normal yolda yürüyüşü de öfkelendirebilir. Normal hayat meşerimi ufak bir olay da öfkelendirebilir. Bu olası duruma bağlı yani. Benim o anki ruh halime bağlı. Yalan, samimiyetsizlik. Yapılmasını istemediğim şeyleri yaptığında çocuklar öfkeleniyorum. Beni sadakatsizlik öfkelendirir. Daha sonra arkadan konuşulması. Acıktığım zaman öfkelenirim. Kolay kolay da öfkelenme. Düşünmeyen insanlar, beynini ambalajında kullanan insanlar. İnsanların iki yüzlülüğü. Beni hiçbir şey kızdırmaz. Yalan, düşüncesiz insanlar, beni haksızlığa uğratanlar. Ne kadar çok öfke biz kişiler arası ilişkilerden kaynaklanıyor, fark ediyor musunuz? Öfkeyle ilgili çok net bir şey söyleyeyim size. Ne zaman öfkelenirsiniz sorusuyla ilgili. Haksızlığa uğradığımızda öfkeleniriz. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Haksızlığa uğradığımızda öfkelenmemiz gerekir. Çünkü doğada öfke duygusu olmasaydı muhtemelen bizler bu kadar modern bir dünya oluşturamayacaktık. Çünkü öfke sayesinde engelleri yıktık. Öfkelenen birisi bu öfkesiyle gidip bir felsefe doktrini oluşturabilir. Müthiş bir sanat eseri yapabilir. Çok güzel bir resim yapabilir. Güzel bir kitap yazabilir. Kimisi öfkelenip öfkelendiği kişinin kafasına bir şeyle vurabilir. İşte aradaki fark bizim bir kararımızla alakalı. Ve bu öfkeyi nasıl ele aldığımızla alakalı. Öfke sadece bir enerji veriyor. O enerjiyi nasıl kullanırsan kullan. Ama temelde o enerjiyi öfkenin ortaya çıkarmasının nedeni seni haksızlığa uğradığını düşündüğün durumdan kurtarmak. Ya da engellendiğin durumdan kurtarmak. Şimdi baktığımızda sevgili dostlarımız genelde kişiler arası ilişkilerden öfke örnekleri verdiler. Çok önemli. Çünkü insanoğlu kişiler arası ilişkileri çok önemseyen bir tür. Çünkü grup içinde yaşayabilen, herkesin ürettiğinden bir diğerinin faydalandığı bir toplumsal yaşayış içerisinde varız. O yüzden diğerlerinin davranışlarından öfke de çıkabiliyor, endişe de çıkabiliyor ve belki de değersizlik duygusu da çıkabiliyor. Şimdi burada bu soru sizi ne öfkelendirir sorusu aslında tahtamızdaki o durum kısmı. Ve bakıyoruz ki diğerleri bizi haksızlığa uğrattığında o öfke durumu ortaya çıkabiliyor. Şimdi ikinci tarafına geçelim işin. Düşünce kısmını tabii burada bir kenara koyduk, onu çalıştık ama diğer kısım davranış. Sokakta yine sorduk. Sevgili dostlarımıza dedik ki, peki öfkelenince ne yaparsınız? Öfkelendiğiniz durumları anladık. Bunlar kişiler arası ilişkiler temelli. Bakalım bir de, acaba sizler öfkelenince neler yapıyorsunuz? Bir de onları dinleyelim. Ben şimdi öfkelendiğim zaman ona kadar sayıp sakin olmayı öğrendim. Öfkelendiğim zaman yemek yerim, sakinleşmeye çalışırım, eşimle konuşurum. Hiçbir şey yapmam. Ya öfkelendiğimde genelde oyun oynarım. Ben de aynı şekilde cevap veririm ona. Bazen ağlarım böyle. Oradan direkt uzaklaşıp söylenmeye başlarım. Genelde sessiz kalıyorum. Onlara söylüyorum. Mesela şimdi minibüste gelirken bile böyle hani oturacak, açılır kapanır yerler var ya, orada duruyorlar. Büyükler ayakta duruyor. Kızım dedim, oradan çekilin de hani başka tarafa çekilin, büyükler otursun. Oralı bile olmadılar. Duruma göre değişiklik gösterebilir ama karşımdaki insana karşı bir agresiflikte bulunmam. Şimdi neler yapıyoruz sorusuna çok güzel cevaplar gelmiş. Birincisi saymak. 10'dan geriye doğru sayarım, 1'den 5'e kadar sayarım gibi şeyler. Gerçekten işe yarar mı? Hayır. Bu teknikler pek işe yarayan teknikler değildir. Çünkü artık öfkelenmişsinizdir. Öfkelendiğinizde daha çok hayvani tarafı devreye girer. Yani o saldıran, şiddet gösteren, ortalığı yıkmaya hazır o öfkeli kişi devreye girdiğinde saymakla falan uğraşmak pek işe yaramıyor. İsterseniz haftanın günlerini sayın, isterseniz 20'den aşağı 2'şer 2'şer gidin. Çok bir şey değiştirmiyor. Önemli olan şu öfkelendiğiniz durumları fark edip bu durumlara girdiğinizde düşüncelerinizi belirleyebilmek ya da bu durumlara az girmek. Mesela işe gidiyorsunuz, siz kırmızı ışıkta durduğunda öfkelenen birisiniz. Ya da kırmızı ışıkta arkadan korna çalındı, öfkelenen birisiniz. Yürüdünüz, durdunuz, korna çalındı, öfkelendiniz. Bir daha kırmızı ışık, bir daha kırmızı ışık. Bir de alternatif yol var işinize giden ve orada hiç kırmızı ışık yok. O zaman o yolu kullanırsan öfkelenme ihtimalini düşürmüş olsun. Çok basit, durumu değiştirmek. Saymak ne yazık ki çok işe yaramaz, bu sayayım bilmem ne diyeyim. İkincisi,
Acıktığımda öfkelenirim dedi bir dostumuz. Ve sonra dedi ki ne yaparsın öfkelen? Yemek yerim. Acıktığında gerçekten öfkelenir mi insan? Cevap kocaman bir evet. Acıktığımızda öfkeleniriz çünkü doğada bütün avlanan canlılar acıktığında biraz daha öfkeli olurlar ki avın peşinden daha iyi koşsun. Hatta biraz daha yırtıcı ve vahşi olurlar ki av yapabilsin. Bu hala insanda da kırıntısı da olsa kalan bir şey. O yüzden öfkelendiğimizde, acıktığımızda öfkelenmekle ilgili biyolojik yapımızda bir karşılık var. O nedenle acıktığınızda öfkeleniyorsanız en azından çevreniz bunu bilsin ve siz de çok acıkacak kadar zaman geçirmeyin yeme düzeninizde. Bir diğeri oyun oynarım diyor. Öfkelendiğimde oyun oynarım. Bu duygu düzenleme davranışı fena değil. İşe yarıyorsa kullanılabilir. Ama sürekli her sorunumuzda oyun oynamaya başlarsak sorunlarımızı çözmeyi unuturuz. Çünkü oyun oynamak benim sorunumu çözmez. Sadece unutmama neden olur. Ama öfkelendiğim sorunlarımı öfkeliyken çözmek yerine oyunu oynadım ama sonra sorunumu unutmayıp onu çözüyorsam bu yöntem işe yarar. Ağlamak tabii ki en güzeli. Öfkelendiğimde ağlarım. Ne zaman ağlıyoruz? Öfkelendiğimiz kişiye gücümüzün yetmeyeceğini düşünürsek biraz daha ağlama ortaya çıkıyor. Aslında ağlamanın bir fonksiyonu var. Ağladığımızda çevremizdeki insanları yardıma çağırmış oluruz. Yardıma davet etmiş oluruz. Yani aslında ağlamak çevreye benim şu anda size ihtiyacım var diye bağırmaktır. Bebekler bu yüzden annesine sesini duyurmak için ağlar. Yetişkinler de çevresindeki insanlara ihtiyacım var diye seslenmek için ağlar. Bütün bunlar ağlamak tabii ki o da problemi çözmüyor. Ama en azından daha kötü bir şey yapmaktan daha iyidir diye düşünüyorum. Şimdi burada çok güzel cevaplar aldık ama tabii bir de bizim sizin gönderdiğiniz sorulara cevaplar verdiğimiz bir bölümümüz var. Bakalım bugünkü soru ne? Hemen bakıyorum. Zarfımızı çıkardım. Şöyle bakalım. Evet, demiş ki sevgili izleyenimiz, ben hiç öfkelenmiyorum. Bu bir sorun mu? Öfke çalışan psikologlar genelde öfkenin verdiği bu hatalı davranışlarla ilgili çalışırlar ama ben hiç öfkelenmiyorum durumuyla karşılaştığımızda da bu işin psikolojisiyle ilgili yapılması gereken bir şeyler var. Çünkü hiç öfkelenmemek, öfkelendiğim zaman şiddet ve saldırganlık uygulamam gibi aslında hatalı bir şey. Siz onu da bastıracaksınız. Diyeceksiniz ki ben hiç öfkelenmiyorum. Onu görmezden gelecek. Öfkenizi bastıracaksınız. Sonra başka bir delik bulduğunda daha da güçlü çıkacak. O yüzden yapılması gereken şey az önce anlattığım hangi durumda öfkelendim, bu öfkeme eşlik eden düşünce neydi ve ben öfkelendiğimde hangi istemediğim davranışı yapıyorum analizini güzel yapıp bütün bu süreci değiştirmek için aslında sizin öfkenizin o tetikleyen düşünceyi bulmak. O düşünceyi değiştirdiğiniz anda öfkeyle baş edebilirsiniz. Bu davranışa dönen bir öfkeyle ilgili ama hiç öfkelenmiyorum diyenlere de şunu tekrar söylememiz lazım ki öfke sağlıklı bir duygudur. Doğru yere yöneldiğinde, doğru miktarda yöneldiğinde, doğru davranışla yöneldiğinde ve siz sıkıntı duyduğunuz durumu iletişim kurarak aktarabildiğinizde öfkeyi sağlıklı yaşamış olursunuz. O yüzden amacımız öfkeyi yok etmek değil, öfkenin şiddet ve saldırganlığa dönmesini engellemek diyerek bu ne yapmalı programının da sonuna geliyoruz. Hepinize güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın.